Evet, konumuz malum. Osmanlı İmparatorluğu'nda fotoğrafçılık. Tabii fotoğrafın icat olduğu yıldan 1839 Ağustos ama ilk gezgin fotoğrafçıların yola çıkması 1839 yılının Ekim ayını buluyor. Ve bugünkü Türkiye toprakları içinde ilk fotoğraf İzmir'den çekiliyor ve İzmir'e gelmeleri 1840 yılının Şubat ayı. Yani 5-6 ay sonra Türkiye'de fotoğraf çekilmiş oluyor. Ama tabii o yolculuğun şeyini de rotasını da göreceğiz. O yolculuğun rotası içinde gemi turlarının ilk uğradıkları adalardan sonra ilk uğradıkları Fransa'dan ve İtalya'dan kalkan gemilerin İskenderiye malum. O zaman o da Osmanlı toprakları içinde ve Orta Doğu'da gezdikleri gezgin fotoğrafçıların pek çok yer Osmanlı toprakları içinde. Şimdi hikayesine yavaş yavaş başlayalım diyorum. Tabii ki önce karanlık bir oda vardı. Yani fotoğraf makinesine dönüşmeden önce. Kamera obscura yani karanlık oda denilen düzenden doğru perspektifli resim çizebilmek için milattan önce 4. yüzyıldan beri yararlanılmaktadır. Giderek boyutu küçülen kamera obscuraların içine girmek yerine ressamlar dışarıdan bir kutu haline dönüşmüş bu kamera obscuraların üzerinden yine doğru perspektifli çizim yapmak için kullanmaya başladılar. Tabii ileriki yıllarda bu kamera obscuralar yeni bir buluşun temel aygıtı olacaktı. 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan endüstri devrimi tüm Avrupa ülkelerini etkiler ve yeni teknolojilerin doğmasına neden olur. 19. yüzyıl teknik buluşlar ve gelişmelerin en yoğun yaşandığı bir dönemdir. Dikiş makinesi, bisiklet, daktilo, telgraf, telefon, elektrik ve fotoğraf bu yüzyılın en önemli buluşları olarak tarihe geçer. Evet, onlar güneşi kendilerine resim çizmesi için zorlayarak başladılar bu serüvene. 1826'da Fransa'nın Chalon-sur-Saône kentinde heliografi ustası Joseph Nicéphore Niépce 26 saat boyunca bir çalışmayı sürdürdü ve bu çalışmanın sonucunda bir yüzey üzerinde görüntü kaydetmeyi başardı. Bu dünyadaki bilinen ilk fotoğrafik görüntüydü. Niépce'in daha sonra ortak olduğu Paris'te tiyatro dekoratörü olarak çalışan Daguerre, aynen Niépce'in temeli üzerine çalışmalarını sürdürür. Niépce'in ölümünden sonra Daguerre, küçük karanlık kutuya yerleştirdiği madeni levha üzerine daha gelişmiş görüntüler elde etmeye başlar. Gördüğünüz gibi gerçek bir objektif yok. Yani bizim bugün anladığımız anlamda mercekleriyle, şeyiyle sadece aynı kamera obscura sistemi devam ediyor. Yani açılan küçük bir delikten görüntünün karşı duvara ters olarak yansıması prensibinden. Ve 1839 yılının 19 Ağustos günü Fransız Bilimler Akademisi'nin kürsüsünden François Arago dünyaya yepyeni bir buluşu duyurur. Sayın baylar, doğa ışık aracılığıyla bir yüzeyin üzerine geçirildi. Yani bu kadar güzel bir tarif de şimdiye kadar yapıldı mı bilmiyorum. Bu yeni teknik bulucusuna uygun olarak daguerreotip diye adlandırılır. Daha adı fotoğrafa dönmek için biraz zaman gerekecektir. Henüz fotoğraf değil. Bu buluş için Alexander von Humboldt
bu resimlerin fırça sürülmeden elde edilebildiğine inanmak çok zor. Doğadan bir parçayı koparıp alıyor ve elinizde tutuyorsunuz diye düşüncelerini açıklar. Ne var ki? Fransa çıkışlı fotoğraf ressamları öylesine etkiler ki Delacroix, Degas, Manet, Courbet hepsi birer fotoğraf amatörü olur. İlk zamanlar uzun poz süresi gerektirdiği için hareket halindeki cisimleri bir yüzeye kaydetmek olanaksızdır. İlk kez 1839 yılında kalabalık bir bulvar olan Boulevard du Temple'da geçip giden arabalar ve insanlar değil, orada yalnızca ayakkabısını boyatmak için uzun zaman duran kişi kaydolur. Bu aynı zamanda dünyada elde edilen ilk insan görüntüsü. Tabii bir de oryantalizmin etkilerine bakmak gerekir. Evet, doğuya yakın ilgi 16. yüzyılda Türkeri modasıyla başlar. Sonrasında Türkomanya kısa zamanda ünlü batılı yazarların romanlarına da girer. Konular aşk, cinsellik, kıskançlık temalarının işlendiği şiirsel, erotik ve vahşidir. 18. yüzyılda Avrupalının doğuya ilgisi daha da artar. Handel, Mozart, Beethoven, Rossini gibi büyük müzisyenler Osmanlı üzerine çeşitli besteler yaparlar. Oryantalist resimlerde ipekler, işlemeler, halılar, nargileler, çinilerle bezeli duvarlar, ahşap kafesler ana objelerdir. Doğulu kadının bütün güzelliğiyle sergilendiği çıplak hamam ve harem sahneleri batılı izleyici için çok çekicidir. Hayal etme öylesine sınırsızdır ki sanatçıların gerçek dışı dünyalar yaratmalarına neden olur. Örneğin Jerome'un tablosunda bu açıkça gözlemlenebiliyor. Tabloda resmedilen Topkapı Sarayı bahçesindeki havuzun kenarında görevlilerin cirit attığı bir mekanda harem kadınlarının çıplak dolaşması olanaksızdır. Kaldı ki 19. yüzyılda artık Topkapı Sarayı da kullanılmamaktadır. Yani hep Batılı'nın doğuya bakışında bir kendi kafasında, kendi hayallerinde canlandırdığı bir şey var ki zaten oryantalizm ona diyoruz. Böyle hiç gerçekle ilgisi olmayan sahneler çıkabiliyor. Oryantalizm giderek moda, tiyatro, mimarlık ve süsleme sanatlarında da Batı dünyasını iyice içine alır. Osmanlı oturuş stilinde ayak altına konan minderlerden esinlenenler, Batı modasına Otoman adı ile bir mobilya elemanı yerleştirirler ki hala o mobilya elemanının adı Otoman'dır. Evet, 19. yüzyıl Avrupa'sında en görkemli yıllarını yaşayan endüstri devrimi, Osmanlı yaşamında politik, kültür ve sanat, askeri ve ticari yönlerde etkilemeye başlar ve Batı'ya dönük bir politikanın esas alınmasına neden olur. Şimdi Osmanlı dönemi fotoğrafçılığına genel bir bakış yapalım. Evet, İstanbul'da yayımını Türkçe, Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice sürdüren Takvimi Bekai gazetesi'nin 28 Ekim 1839 tarihli 186. sayısında fotoğrafın bulunuşu duyurulur. Ceride-i Havadis gazetesinin 15 Ağustos 1841 tarihli 47. sayısı bu defa Daguerre'in ticari amaçla çoğalttığı makinasından şöyle söz etmektedir. Dikkatinizi çekiyorum. Tarifler tabii o gün hiç ne olduğu bilinmeyen bir kutu makina üzerine söylenmiş sözler. Ve de fotoğraf tabii. Bir yerin resim görüntüsünü almak için Avrupa'da Daguerre dedikleri zat
bir alet icat edip dagger'in basması manasında dagger'e tip diye adlandırmıştır. Çok kısa bir zamanda bu alet vasıtasıyla bir yerin veya ordunun resmi levha üzerinde tespit olunuyor. Eğer çekilen bir belde ise bütün binalardan başka bağ ve bahçesinde olan ağaçların yaprakları dahi tek tek anlaşılıyor imiş. Eğer levhadaki bir ordu ise adamlardan başka yüzlerindeki kıllar dahi seçiliyormuş. Şimdi abartının böylesi korkunç bir şey tabii. Bir orduyu çekip adamların yüzündeki sakalları görmek. Önceleri kent ve mekan görüntüleri daha çok ancak gravür tipi olan çalışmalarla ortaya konuyordu ve matbaada da ancak böyle çoğaltılabiliyordu. O dönemin matbaa tekniği fotoğrafı basmaya yeterli değildi. Ve bu gravürlerde çoğu kentler veya mekanlar görünmeden resmedilir, yani hayali. Ve yeni buluşta göre tip ile ilk kez gerçek görüntüler yakalanır. Bu görüntülerin matbaa yoluyla çoğaltılması hala olanaksız olduğundan yine gravürcülerin bu defa hayali olarak değil, gerçeğinden çizdiği kontrast çizgilerle baskı olanağı sağlanmış olur. Evet, gelelim gezgin fotoğrafçılara. 19. yüzyılda sanat ortamını etkileyen önemli faktörlerden biri kuşkusuz ulaşım araçlarının geçmişe oranla değişmiş, düzenli gezi turlarının yapılmaya başlanmış olmasıdır. Özellikle de Akdeniz'de. Burada görüyorsunuz, Orient Express daha sonradır. İlk turlar Akdeniz'de başlamıştır. Ama Orient Express'in de logosunu kullandı. 1839 yılının Ekim ayında Fransız ressam Horace Vernet, yeğeni Marie Bouton ve Guppy Fesque, Marsilya'dan vapurla doğuya doğru bir yolculuğa başlarlar. Bu yolculuk, fotoğrafik ilk grup gezisi olacaktır. İskenderiye'ye vardıklarında yazlık sarayında bulunan Mehmet Ali Paşa, dagerotip araçlarını görmek ister. 7 Kasım 1839'da ekip saraya gider. Fesque öncelikle dagerotipin nasıl çalıştığını gösterir Mehmet Ali Paşa'ya. Prensiplerini anlatır. Anılarında kaydettiğine göre Fesque'nin, başlangıçta çok ilgi gösteren Mehmet Ali Paşa, çalışmalar çok başarılı geçtiği halde bu yapılan işin şeytanın eseri olduğunu belirtip bir anda dönüp gider. Evet, İzmir'in fotoğrafları fotoğrafın bulunuşundan 5 ay sonra Guppy Fesque tarafından çekilir. Şimdi yine fotoğrafçılara bakıyoruz. Jolie de Lotbinier, dagerotip araçları ile birlikte doğuya doğru yolculuğa başlar. Önce geminin rotası üzerindeki Yunanistan'a, sonra Mısır'a gelir. Sonra sırasıyla Filistin, Suriye ve Türkiye'de çekimler yapar. Bu gördüğünüz gravürleştirilerek matbaa baskısı yapılabilen Atina'dan fotoğraf, Atina'nın ilk fotoğrafı. Tabii ki ilk görülecek yerler kuşkusuz medeniyetlerin doğduğu Akdeniz'in doğusundaki topraklardır. Ve özellikle arkeolojik kalıntılarıyla çok dikkate değer bir dünya. Batılı gezginler bu İslam ülkelerini tanıdıkça çekingenliklerini üzerlerinden atıp makinalarını sokaktaki insanlara da çevirirler. Evet, biraz da o dönemin Osmanlı dünyasına bakmakta yarar var. Genellikle geleneksel askerlik mesleğini, garantili bir geliri olan memuriyeti veya ulemadan olmayı seçen Müslüman Osmanlı vatandaşları ticaretle fazlaca ilgili değildirler. Garantili olması açısından. Ticareti riskli olduğu kadar biraz da itibar kırıcı olarak düşündüklerinden bu konuyla daha çok Hristiyanlar ve
Museviler uğraşmaktadır. Bir su kenti olan İstanbul'un ulaşımı sularda kayıklarla çözülmüştür. Kara taşıt aracı ise at ve inek arabalarıdır. Yazın fayton, kışın kupa arabaları kullanılır. Ayrıca Müslüman veya Hristiyan olsun, sokaklarda gezen hanım görmek çok sık rastlanan bir olay değildir. İstanbul'un dar sokaklarında hanımlar ancak burada gördüğünüz gibi sedan sandalyesi denilen bir nevi tahtirevan aracılığıyla dolaşabilirler. Ermeniler imparatorluğun hemen her yerinde Ermeni nüfusu bulunmaktadır malum. Sanat alanında üstün yetenek sahibi olan Ermeniler eczacı ve kimyager olarak da bilinirler. Bu nedenle ilk fotoğraf tekniği olan daguerotipe geçmeleri dönemin fotoğrafçılarının tüm fotoğraf kimyasını da kendileri hazırlamaları gerektiğinden gayet kolay olur Ermeniler için. Ha, bir de ikinci bir unsur var. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde yaşayan Ermeni aileler çocuklarını İstanbul'a meslek öğrenmeye, Venedik'teki Murat Rafaelyan okuluna sanat öğrenmeye gönderirler. Özellikle Abdullah kardeşlerinin stüdyosunda yetişen pek çok öğrenci fotoğrafçılığı hemen hemen bir Ermeni tekeli haline getirmişlerdir. Evet, bu o dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda stüdyoların göründüğü şey. Yani giderek yerli stüdyolar çoğalmaya başlıyor. Elektriğin henüz olmadığı dönemlerde bu stüdyolar binaların çatı katlarında kurulur ve cam tavandan gelen ışığı çeşitli perdelerle kontrol etmek için özel bir konstrüksiyon hazırlanır. Ve burada gördüğünüz gibi Grand Rue de Pera, yani bugünkü İstiklal Caddesi planı ve gördüğünüz bütün kenarındaki yazılarda o dönem fotoğrafçılar. Grand Rue de Pera, İmparatorluk başkentinin batı tarzı yaşama en yakın bölgesidir. Tiyatroları, eğlence yerleri, pastaneleri, lokantalarıyla batılı dükkanların sıralandığı, dışarıdan gelenlerin buluşma yeri olan Pera, 1850'li yıllarda bir yenilik olan fotoğrafçılığa hemen kapılarını açar. Ve bu stüdyolarda daha çok dışarıdan imparatorluğa görevli olarak gelmiş kişilerin portreleri çekilir. Post süresinin uzunluğu nedeniyle de başın oynamaması için ilginç araçlar kullanılır. Çünkü baş oynadığı takdirde flu çıkacak. Cam negatifler hazırlanan yumurta akı kağıdının üzerine yerleştirilip gün boyu kontak baskılar elde etmek üzere gün ışığında bırakılır. Fotoğrafhane sahipleri sultanlardan ve Avrupalı hükümdarlardan aldıkları nişanları Viyana'da Wachtel diye bir firmaya gönderirler ve bu firma bu kartların arkalarındaki bütün bu süslemeleri hazırlayıp basıp tekrar geri gönderirler ve fotoğrafçılar da bu kartların ön yüzüne müşterilerine sunacakları fotoğrafı yapıştırırlar ve üstüne çok ince, hani pelül kağıdı dediğimiz şeyden bir örtü koyarlar ve aynı bu arkadaki şıklığı o pelül kağıdının üzerine de basarlar. Yerleşik ilk önemli stüdyo 1850'de Rum asıllı Vasili Kargopulo tarafından yine tabii ki Pera'da açılır. Kargopulo özellikle İstanbul panoramaları ve şehir belgelemeciliğinde etkin bir rol oynar. Evet, James Robertson
İngiliz James Robertson'ın Darphane-i Amire'deki görevi ve İstanbul'daki yaşamı 1840 yılında çizdiği ilk madalya ile başlar. Çünkü kendisi İngiliz Darphanesi'nde desinatör olarak, daha doğrusu hakkerk olarak o dönemin söyleyişiyle çalışırken Osmanlı Darphanesi'nin yeni sistemlerle kurulması aşamasında İstanbul'a davet edilir ve orada görevlendirilir. Bu da Ayasofya tamiri için çizilen madalya, gördüğünüz gibi. Robertson ve Beato ile birlikte İstanbul'da fotoğraflar çekmeye başlarlar birlikte Beato ile. Evet. Tabii ben her zaman Kırım Savaşı'nı fotojurnalizmin başlangıcı olarak görürüm. Çünkü o döneme kadar bütün savaş alanlarında gravürcüler, ressamlar tarafından böyle kenarda onlar savaşırken çiziliyordu. Fotoğraftan sonra ise gördüğünüz gibi üstte Roger Fenton'un fotoğraf vagonu, onunla Kırım Savaşı'na gezerek çekim yaptı ve ilk savaş fotoğrafları buradan geldi. 1853 yılında önce Osmanlılarla Ruslar arasında başlayan, sonrasında İngiltere ve Fransa'nın katıldığı Kırım Savaşı'nda İngiltere fotoğraf çekmesi için Roger Fenton'u görevlendirir. Fenton dünya fotoğrafına ilk savaş fotoğraflarını armağan eder. Fakat bu arada koleraya yakalanınca, hani bugünkü Covid gibi o zaman da kolera var, koleraya yakalanınca İngiltere'ye geri döner. 1855 yılının Ağustos'unda da James Robertson, Felix Beato ile Kırım'a gider. O ama daha çok savaş sonu fotoğraflarıdır. Pascal Sebah 1857'de Pera'da El Şark adlı bir fotoğraf stüdyosu açar. Sebiller önünde adamlar 1873 yılı Pascal Sebah için tam bir atılımlar yılı olur. Ve özellikle ressam Osman Hamdi Bey ile tanışması bir anlamda Pascal'ın yaşamını değiştirir. 1873'te Viyana'da açılan serginin kataloğunun tüm fotoğrafları Pascal'ın stüdyosunda çekilir ve orada basılır. Burada gördüğünüz, tabii Osmanlı'nın bütün eyaletlerinden, vilayetlerinden çeşitli kostümler. Bunlar da o dönemin ünlü kişilerine giydirilir. Yani mankenler, işte paşalar, hanımları falan. Osman Hamdi Bey de yaptığı tabloların büyük bir çoğunluğunda Pascal Sebah'ın fotoğraflarından bir yardımcı araç olarak yararlanır. Gördüğünüz gibi şurada, şu başta, şurada bir kareleme var. Buradan bunu fotoğraftan kopyalayıp buraya daha rahat yerleştirmesi için. Evet, Pascal Sebah 1873'te Kahire şubesini açar. Artık müthiş bir ilerleme kaydetmektedir El Şark Stüdyosu. Kahire ve çevresinin fotoğraflarını çeker. Pascal'ın 1886'da ölümünden sonra 1888 yılında El Şark adı Polikarp Juvayi'nin ortaklığa katılmasıyla Sebah Juvayi'ye dönüşür. 1889 yılında Almanya İmparatoru 2. Kaiser Wilhelm İstanbul'a geldiğinde Sebah Juvayi firmasına Prusya Sarayı'nın fotoğrafçısı unvanını verir. Sebah Juvayi fotoğrafta oryantalizmin en güçlü temsilcilerinden biri haline gelir. Stüdyolarda hazırlanan fotoğraflarda her tipten insanı bir arada görmek mümkündür. Ve mesela yastığa yaslanan kadının bir elinde dergah tesbihi var, diğer elinde de Türk kahvesi fincanı tutuyor. Hemen yanında elinde nargilesiyle duran adam
önünde Kur'an rahlesini almış. Arka planda elinde tef tutan kızlar, oryantal dansın temsilcileri. Ve sahneye mutlaka eli kılıçlı cengaver bir türkü yerleştirmekte adet. Yani bunların hepsi aslında gelen turistlere, aynen bugün, artık bugün o da kalmadı ya, daha öncesinde gelip buradan kartpostallar almak, işte Bursa görüntüleri, İstanbul görüntüleri bende olsun diye der gibi, o dönem stüdyolarda basılan bu fotoğraflar alınıyordu. O nedenle de bütün bu fotoğraflar daha öncesi ve buradakiler tamamen turistlere satış amaçlı yapılmıştır. Batılı için ne ilginçse çekilmelidir. Sokakta çekimler yapılırken stüdyoda dekor hazırlanarak da konu aktarılır. Nuri Osmaniye kapısında ayakkabı boyacısı ile kestaneci de yerini almış. Ve başlarında Hamidiye fesleri. Biliyorsunuz feslerin her sultana göre tipi değişiyor ve o sultanın adını alıyor. Burada Hamidiye fesleri olduğuna göre demek ki Abdülhamit dönemi. Ve tabii Galata Köprüsü. Bu arada başkentteki meslektaşları ile aynı değerde İzmirli Pere kardeşleri de hatırlatmak isterim. 1860-80 yılları arasında Kahire ve Port Said'de çalışan Zangaki kardeşler de Orta Doğu bölgesinde yaptıkları çekimlerle değerli belgeler bırakırlar. Evet, meşhur Abdullah kardeşler, Kevork Abdullah, 1852'de İstanbul'dan Venedik'teki, daha önce sözünü etmiştim size, Murat Rafaelyan Okulu'na gönderilir eğitim için. Ağabeyi Viçen Abdullah İstanbul'da birinci sınıf ressam olarak çalıştırmalarını sürdürmektedir. Evet, 1858'de Venedik'ten dönen Kevork, kardeşleri Viçen ve Hovsepp'le birlikte bir stüdyo devralır. Orient'in havasını belirleyen fotoğraflarda önceleri beyaz peçeleriyle gösterilen Türk kadın diye adlandırılan zarif hanımlar da doğu giysileri içindeki Hristiyan kadınlarıdır. İmparatorluğu ziyarete gelmiş batılı hanımefendilere de kılık kıyafet değiştirilerek böyle kompozisyonlar yaratılır. Ya da modeller Pera batakhanelerinde çalışanlar arasından seçilir. Ve en ilginci de her ikisini de bulamayan fotoğrafçılar bu modelleri bulmakta zorluk çektikleri zaman fotoğrafta görüldüğü gibi erkek modeller kullanırlar. Başörtülüp yüze bir yaşmak bağlansa da bakışlar ve ayak bilekleri kişiyi aslında ele vermektedir. Üstelik dişi bir görünüm verebilmek için her zaman güzeli de bulunmaz. 1863 yılında Sultan Abdülaziz, Abdullah kardeşleri davet ederek onlara portresini çektirir. Ve sonra bu portreden yapılan madalya Abdülaziz'in 1873'te yaptığı Avrupa seyahatinde İngiltere'de kullanılır. Bu çekimden çok memnun kalan sultan verdiği bir buyrukla onları sultan fotoğrafçısı olarak ilan eder. Evet, burada gördüğünüz gibi 67. Osmanlı İmparatorluğu'nda sultanların içinde Avrupa'ya ilk çıkan Sultan Abdülaziz 1867 yılında Paris Uluslararası Sergisi'nde büyük bir davet alır ve bu geziyi yapar. Serginin açılışına davet edilen Sultan Abdülaziz, imparatorluk tarihi boyunca dediğim gibi yurt dışına giden ilk sultan olacaktır. 1886'da Mısır Hidivi Tevfik Paşa'nın çağrısı üzerine
Kevork Abdullah Mısır'a gider, Kahire'de bir şube açar. Tevfik Paşa yukarı Mısır'a bir gezi yapmak niyetinde olduğunu Kevork'a söyleyince onun da kendisiyle gelmesini ve fotoğraf çekmesini söyler. Abdullah Frer Fotoğrafhanesi'nin Kahire'deki şubesi 9 sene boyunca en parlak ve verimli dönemini yaşadıktan sonra 1895'te kesin olarak kapanır. 20. yüzyıl başında stüdyolarını, borçlarını ödeyebilmek için bütün aletleriyle birlikte 1200 Osmanlı lirası karşılığında Sebah Şuvayi'ye satarlar. Evet, bunun hikayesi ilginçtir. Önce söyleyeceğimi söyleyeyim. 1997'nin 6 Mart 9 Haziran tarihleri arasında Paris Picasso Müzesi'nde ilk kez topluca sergilenen Picasso desenleri arasında sanatçının özellikle kişilerin oturma biçimlerinden yararlandığı 8 adet fotoğraf vardı ve bunlar Abdullah Frer'e aitti. Şimdi ben gitmeden önce bu baskı yapılmak üzere iletişim yayınlarına verdim. Bütün damileri de ellerine verdim. O artık kurtuluyorum diye ben, yok 97 Yapı Kredi de olabilir. Ya iletişim ya Yapı Kredi, hatırlamıyorum şimdi. Ve ben gittim Fransa'ya. Sonra çok yakında Picasso Müzesi'nde bir sergi var, bir sergi. Hemen gittim oraya. Birden Abdullah'ları görünce hemen telefonlar ve durdurun baskıyı, bu kaçamaz. Ve Abdullah Frer kitabı basılıyordu işte o sırada ve bunu da ilave ettim. Gökçin Sipahioğlu da kefil olmuştu. Bunun işte kullanım hakkı bir seferliktir, bir kitapta kullanılır falan diye. Orada tabii öyle prosedürler çok uzun. Kopyasını bile verse hemen eline verip göndermiyor. Gökçin'in de tabii Spapres gibi bir kocaman şeyi var. Basın ajansı var. O kefil olmuştu ve bu altta gördüğünüz fotoğrafı çizimi Picasso Müzesi'nden almıştım. Evet, Sultan II. Abdülhamit Osmanlı'da fotoğrafın en büyük koruyucusu ve destekleyicisi olur. 1893'te Sultan Osmanlı ülkesinin propagandasını yapmak amacıyla 51 adet albümü Library of Congress'e ve 47 adet albümü de British Museum'a gönderir. İmparatorluğu ziyarete gelen diğer devlet yöneticilerinin fotoğrafları çektirilir. Olayları sarayından çıkmadan izleyen Sultan II. Abdülhamit döneminde fotoğrafçılık en yaygın biçimde kullanılır. Sultan fotoğrafçılara ülkedeki tüm açılışları ve olayları belgeleme görevi verir. Evet, tüm sağlık kurumları da çekilir. Devlet dairelerinde çalışanlar saptanır. Bu durum belge fotoğrafçılığında büyük bir gelişmeye neden olur. Evet, tahta geçişinin 25. yılında çıkaracağı af içinde ülkenin bütün cezaevlerindeki mahkumların fotoğraflarını çektirir. Ki burada annesini öldürerek yakmış bir mahkum idama çarptırılmış, idam cezası verilmiş. Onlardan bir tanesi. Şimdi tabii şöyle düşünmek lazım. Şu an İstanbul Üniversitesi'ne bağlı arşivlerde Abdülhamit fotoğrafları ya da yıldız fotoğrafları denilen arşivlerde 40 bin fotoğraf var. Şimdi bütün bunların birer belge olduğunu, işte bu mahkumlar çektirilmiş, ziyarete gelen adam, sebebi şu ya da bu, Abdülhamit çok korkarmış dışarı çıkmaktan onun için çektirmiş. Hiç önemli değil. Sonuç önemli burada. Yani o kadar değerli fotoğraf şimdi bizim elimizde. Andrea Menos, Rum asıllı,
fotoğrafında da görüleceği gibi stüdyolara gelen kişiler için değişik dekorlar hazırlanır. Burada üst üste konularak sıkıştırılmış kartondan yapılmış kayalar manzaranın bir parçasıdır. Daha değişiklerini de göreceğiz. Örneğin burada bazı stüdyoların hazırladığı dekorlar fotoğrafı çekilen kişiyle proporsiyon açısından tutmayabilir de. Altından sular akmayan köprülerle, garip boyutlarla gerçeklikten iyice uzaklaşılmış bu fotoğrafta. Evet, bir de bu var. Joseph'in stüdyosundan bir görüntü. Burada da oranlar galiba pek tutmamış. Bu da stüdyo zeminine konulan bir kayığa sonradan emülsiyonun üzerinden ustaca bir kazımayla çırpıntılı bir deniz görüntüsü verilmiş. O dönemin Photoshop çalışması bence. Evet, mühendishaneli fotoğrafçılar Batı tarzında resim dersleri ilk kez mühendishanede okutulmaya başladığından ilk ressamlar da buradan mezun olurlar. Hatta bazı okullarda öğretmenliği bu resim sınıfından mezun olan askerler yaparlar. Örneğin benim son kitabımın da kapağı, yok son kitabım değil, son baskısı diyeyim, onun kapağı. Burada Serbili Ahmet Emin'i görüyoruz. 1867'de mühendishaneyi Bedri Hümeyayun'dan topçu mülazıma olarak mezun olmuş. Büyük resim yeteneğinden dolayı mezun olduğu yıl Tophane Resimhanesi'nde desinatör olarak çalışmaya başlamış. Evet, Fahrettin Türkkan Paşa. Fahrettin Bey İstanbul'da harp okuluna devam ederken diğer yandan fotoğrafçılığı öğrenir. İstanbul ve çevresinin fotoğraflarını çekmeye başlar. Fotoğrafçılığını daha da ilerletmek için Febüs'ün stüdyosunda çalışır. Üstelik üst düzey bir subayken. Evet, Üsküdarlı Ali Sami Aközer 1886'da Mühendishane-i Beri Hümayun'un topçu sınıfından mezun olur. Bu okulda resim ve fotoğraf öğretmenliği yapar. Ve Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'in İstanbul'dan 1898 yılında İstanbul'dan Kudüs'e bir yolculuğu olur. Bu yolculuğu da Ali Sami Aközer yol boyunca izleyerek fotoğraflarını çeker. Evet, Bahriyeli Ali Sami 1892'de gemi inşaiye sınıfından mezun olur. Bahriye Okulu'nda fotoğraf öğretmenliği yapar. Muhammed Sadık Bey, Mısır ordusunda deneyimli bir harita subayı ve mühendis olarak görevlidir. 1880'de Mısırlı hacılarla birlikte Mekke'ye gider. Günlüğüne benden önce kimse bu fotoğrafları çekmedi diye not düşer. Bu görüntüler Kabe'nin ilk fotoğraflarıdır. Ne kadar da düzgün ve güzel değil mi? Evet, Dumas, Beyrut'ta çalışmalarını sürdüren Dumas, 1866'da İstanbul'a gelerek Pera'da bir fotoğraf stüdyosu açar. Nikolay Andriamenos, 1867 yılında önce Beyazıt'ta, daha sonra fotoğrafçılığın merkezi haline gelen Pera'da bir stüdyo açar. Ben onun oğlu Tanaş ve de asistanı, adını şimdi hatırlayamayacağım, biraz sonra gelir, onu tanımıştım ikisini de. Çok yaşlılardı ama ortada Andriamenos'un kocaman kamerası duruyordu. Hala onunla çalışıyorlardı ve onlar da stüdyonun adını değiştirmişlerdi. Sonra Tanaş Andriamenos Atina'ya göçtü. Hatta Atina'da da bir kere kendisini ziyarete gittim. Orada vefat etti. Çok değerli insanlardı yani. Ve Andriamenos Sultan Bahtettin'in şehzadeliğinde ona fotoğraf dersleri verir. Son kullandığı makineyi miras bıraktığı oğlu Tanaş Andriamenos baba mesleğini 80 yaşına kadar Beyoğlu'nda sürdürür.
biraz önce hikayesini anlattım. Evet, Guillaume Berbren asıl adı, bu tabii Berbren'in hikayesi çok ilginç, bir yaşam öyküsü olarak çok ilginç. Asıl adı Gustav Adolf Berbren olan fotoğrafçı, dönemin moda dili Fransızca'ya uygun olsun diye Guillaume adını kullanır. Stockholm doğumlu Berbren 1850 yılında evini terk edip Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde fotoğraf stüdyolarında çalışarak dolaşır. Rusya'nın Karadeniz kıyısı kenti olan Odessa'ya gelir. Bütün niyeti Odessa'dan bir gemiyle dünya turu yapmak aslında. Ve 1866'da oradan bir gemiyle ayrılır bu dünya turunu yapmak için. Gemi İstanbul Limanı'nda durdurulduğunda Guillaume bir fırsatını bularak şehri gezmeye çıkar. İlk görüşte hayran olduğu bu kentte kalmak için hemen gemiden ayrılır. Dünya seyahatinden vazgeçer. 1880'li yılların başında Grand Rue de Pera'da bir fotoğraf stüdyosu açar. Çünkü o tarihten, yani İstanbul'a geldiği tarihten fotoğraf stüdyosu 1866'dan 80'e kadar çeşitli gemi şirketlerinde çalışır ve en sonunda fotoğraf stüdyosunu açar. Evet, İstanbul'u ziyarete gelen İsveç Kralı 2. Oscar ve ailesinin fotoğraflarını çektiğinde kral tarafından kendisine bir nişan ve İsveç-Norveç Kraliyet Fotoğrafçısı ünvanı verilir. Biliyorsunuz o zaman iki ayrı devlet değildi, İsveç-Norveç birlikte temsil ediliyordu. Berbren 85 yaşında ölünce yeğeni Hilda tüm fotoğraf gereçlerini Guillaume'un tabutu içine koyarak birlikte gömdürür. Mezarı İstanbul'da İsveçlilere ait mezarlıktadır. Yani orada aslında tabutunun içinde bütün fotoğraf aletleri durmakta. Evet, Bonfils'ler Beyrut'a gelirler. Burada bir stüdyo açarak çalışmalarına başlarlar. Daha sonra İskenderiye, Kahire, 70'lerde de Yunanistan, Ege kıyıları, İstanbul ve Antakya'nın fotoğraflarını çekerler. Febüs, Kumkapılı Haçık adlı bir balıkçının oğlu olan Bogos Tarkulyan, 1880'de Febüs adlı fotoğrafhanesini açar. Sultan II. Abdülhamit'in saray fotoğrafçısı ünvanını alarak sultanın şehzadelerinin uzun yıllar fotoğrafçılığını yapar. Bakın, o dönemin stüdyo çekimleri için kullanılmak üzere Tarkulyan çocuk fotoğrafı çekimlerinde kullanmak üzere 1890'larda Paris'ten 78 santim yüksekliğinde bir oyuncak at getirir. Ve bu olay Osmanlı gazetelerini uzun zaman meşgul eder. Bu at son olarak, yani dediğim 25 sene önce falan, Eminönü'nde Alemdüt fotoğrafçılar vardır ya, onlardan birinin elindeydi. İyice bozulmuş ama. Şimdi önce baktım, o muydu değil miydi acaba diye, hadi dedim bir resmini çekeyim, eve gidince de bendeki fotoğraflara bakayım. Evet, o attı. Ve o kadar almak istedim ki bunu dönüp gittiğimde yoktu at. Yani ben de hemen şey yapmadım tabii. Belki araya bir zaman girdi. Gittim, yoktu at. Kırıldı, attım mı dedi, bir şey dedi. Onu da hatırlamıyorum. Evet, ve Tarkulyan ilk kez fotoğrafları boyayarak renklendiren fotoğrafçı olur. Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nda. 1900 yılının Mayıs ayında Febüs Stüdyosu bitişiğindeki meşhur Hanaki kahvesiyle birlikte yanar. Bogos Tarkulyan'ın fotoğrafhanesi 1937'lere kadar başka bir adreste devam eder. Evet, Dildilyan kardeşler. Tsolak Dildilyan 1886'da Merzifon Amerikan Koleji'nin fotoğraf işlerini üstlenir. Fotoğraf konusunda eğitim almak için kardeşi Aram 1904'te ABD'ye gider. 3 yıl sonra Merzifon'a döner. 1908'de Konya'da fotoğraf stüdyosu açar. 1910 yılında Müslümanlığa geçmeleri için zorlanırlar.
1923 yılında Solak Atina'ya, Aram'da Kaliforniya'ya göç eder. Evet, İranyen bu. İstanbul'da açılmış ve çok kısa ömrü olan bir stüdyo ama inanılmaz güzel fotoğrafları var. 1891 yılında Pera'da bir stüdyo açıyor. Mihran İranyan. Evet, mesela şu şey, pardon. Şuna bakın, çok çok güzel bir fotoğraf. Yani o şeyin, Eyüp mezarlığının o kadar farklı, güzel bir açısından almış. İranyan 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un sokaklarını, manzaralarını, mezarlıklarını, sokak satıcılarını ve anıtlarını büyük bir estetik anlayışla çeker. Evet, ilk Müslüman fotoğrafhanesi Rahmizade Bahattin Bediz 1910 yılında Resna adıyla bilinen fotoğrafhanesini Bağvalide açar. Resna sahibi Müslüman olan ilk fotoğrafhanedir. Fakat ne yazık ki kısa zamanda büyük üne kavuşan fotoğrafhane 1925 yılında, yani 15 yıl sonra tamamen kapanır bütün şubeleriyle birlikte. Evet, Girit'te 1909'da Rahmizade Bahattin'in stüdyosunu devralan ve 1925'te İzmir'e gelerek bir stüdyo açan Hamza Rüstem'i de burada anmak isterim. Askere giden eşinin ardından yaşamı devam ettirmek isteyen Naciye Hanım, 1919 yılında İstanbul'un Yıldız semtinde oturduğu konağın kapısına hanımlar fotoğrafçısı Naciye diye bir tabela asarak çalışmalarına başlar. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephedeki eşlerine mektup gönderen hanımlar, bu fotoğrafhanede çekilmiş bir fotoğraflarını da eklerler. Naciye Hanım, Osmanlı dönemi fotoğrafında bir stüdyo açıp profesyonel olarak çekimlere başlayan ilk kadın fotoğrafçı olur. Zaman yeni bir yüzyıla dönerken teknolojide farklı bir ilerleme gösterir. 1909'da Taksim Talimhane'den Osmanlı adı ile bir balon havalanır. Çok sayıda fotoğraf çekilerek günün anısına böyle bir katalog hazırlanır. Bu kataloğun orijinali bende. 20. yüzyıl başlarında pek çok farklı coğrafyadan yerler, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve o imparatorluğunun denetiminden çıkarak geniş ölçüde bağımsızlık kazanır. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın siyasi haritası ve toplumların siyasal yöntemleri değişir. Osmanoğulları, Habsburg ve Romanov gibi ebedi sayılan hanedanlar iktidardan düşerler. İmparatorluk bu yüzyıla pek çok isyanlar, İtalyan Savaşı, Birinci ve İkinci Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı ile girer. Artık stüdyo fotoğrafçılığının eski parlak dönemi geride kalmıştır. Evet, Esat Tengizman, Türk fotoğrafına Kurtuluş Savaşı fotoğrafçısı olarak pek çok belge bırakır. Fotoğrafları posta pulları üzerinde de kullanılan Tengizman'ın arşivinin önemli bir bölümü evinin yanması sonucu yok olur. Etemtem, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde savaşır ve cephede çok sayıda fotoğraf çeker. Burhan Felek, 1914 yılında askerliği sırasında karargah genel fotoğrafçısı olur. 1915 yılı sonlarında Çanakkale Savaşı'nın cephe fotoğraflarını çekmek üzere görevlendirilir. Ben Burhan Felek'i de tanımıştım. Vefatından önce, o zaman Milliyet gazetesindeydi. Evet, Milliyet'teydi. Ve Arif Hikmet Koyunoğlu'nu da tanımıştım. Bu Ankara'da Türkevi değil. Etnografya Müzesi'nin yanındaki binanın adı neydi? Neyse, onun mimarı ve çok değerli bir insandı.
Ve o zaman bütün işte o cephede nasıl fotoğraf, mesela şu gördüğünüz aralarında köpeğin de olduğu Erzurum dağlarında savaşan kayak takımının fotoğrafları ve o fotoğrafları da çeken Arif Hikmet Bey. Evet, 1914 yılında Çanakkale'de görevlendirilir dedim. Koyunoğlu 1912'de Balkan ve 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na katılır. Kafkas cephesinde 4 yıl Ruslara karşı kayak birliklerinin başında savaşır. Erzurum dağlarında ordu kayak takımının fotoğraflarını çeker. Ve Cumhuriyet döneminde Türkiye'de fotoğraf, insan ve doğa ilişkileri, ören yerleri, kentlerin değişen ve çağdaşlaşan yüzü gibi özellikle yalnız güzeli araştırma ve saptama sorumluluğunu üstlenir. Çünkü yeni bir dönem, yeni bir anlayış, yeni bir rejim ve onun tanıtılması lazım. Avusturyalı fotoğrafçı Otmar 9 Ekim 1926'da Viyana garından bindiği Shark Express ile İstanbul'a gelir. Türkiye'de fotoğrafa modern bakışı getiren fotoğrafçıdır. Aynen 1893'te Sultan Abdülhamid'in fotoğrafın gücünden yararlanarak ülke propagandasını yapmak için yurt dışına gönderdiği albümler gibi bu defa Cumhuriyet'in ışığını dünyaya yaymak için Otmar'ın fotoğraflarından yararlanılır. Çok mutluyum çünkü fotoğrafla Türkiye albümü Nilüfer Müzemizde de var. 1936'da baskısı Münih'te Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak yapılan Fotoğrafla Türkiye adlı albüm dünyaya dağıtılır. Otmar'ın fotoğrafları ayrıca La Turquie Kemalist dergisinin pek çok sayısında, pullarda, kartpostallarda, kağıt paralarda, kitaplarda, broşürlerde, takvimlerde ve pek çok tanıtıcı yayında kullanılır. Hatırlarsanız Otmar sergisini açtığım zaman burada o paraların replikasında sergilemiştik. La Turquie Kemalist dergilerinde sergilemiştik. Evet, sayısız takdir ödülleri, madalyalar, kutlama mektuplarının sahibi Osmanlı fotoğrafçıları ve Cumhuriyet döneminin başlangıç yıllarını titizlikle çeken dönemin fotoğrafçıları gelecek kuşaklara önemli görsel belgeler bırakırlar. Hepinize teşekkür ederim.